Nereye aldınız? En alta aldık, garaja. Her şeyimi anlattın. Mecbur kaldım. Öldürecekti. Ölseydin. Soydan Bey. Hiç bana bakma. Sorulara cevap ver. Kameraya da mı aldı dedin? Aldı. Aldı ama kullanamaz. Delil yerine geçmez. Lan salak! Mesut bilmiyor mu neyi kullanıp kullanamayacağını ha? Devam edin, devam edin. Ben yokmuşum gibi devam edin. Çok zor bir durumda kaldık hepimiz size karşı ama Korkut'un da elinden gelen bir şey yok mu Soydan Bey? Anlayışlı olmak lazım. Bakacağız. Ne kadarını biliyor Mesut? Burayı biliyor mu? Biliyor. Sizi biliyor. Hepimizi. Kızı da biliyor. Cesedini bulmuşlar zaten. Fazlı'nın kız Fatma. Kurcalayacaklar. Oh maşallah. Peki yine bok yemeye bıraktı seni Mesutlar lan. Neden saldılar hayvan? He? Bilmiyorum. Demediler bir şey. Onlar için mi çalışmaya başladın yoksa? Aramıza casus diye mi gönderdiler seni ha? Hayır. Hayır yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Ben haberiniz olsun diye geldim. Sizi korumak için. Kes lan. Sen kim, bizi korumak kim? Bitmişsin. Dökülmüşsün her şeyi. Casus işinde geçeceksin. Ya benim bildiğim Mesut bu herifle çalışıp elini kirletmez. Ben neden öldürmeyeyim lan seni şimdi? Neden lan? Yerlerine götürürüm sizi. Depo gibi bir mekan. Mesut orada. Diğerleri de orada. Kafama çuval geçirmişlerdi çıkarken ama ben yine bulurum orayı. Belki hepsinden birden kurtuluruz. Ne dersin? Gidin. Bakın. Ne yapacaksanız da yapın. İnşallah bulamazsın o mekanı da görürüm seni. Ne? Ne zaman? Anladım, tamam, kapat. Polis bizim araç kiralama şirketine gelmiş. Kim vardı orada bizden? Aziz. Salmış başından ekibi ama rahat bırakmazlar. İlgilenmek lazım. Halledin. Ya, yürü! Nasıl olur? Kıytırık bir uyarıyla geçiştiler bunu. Bitti mi? Adam görevine geri mi döndü? Allah kahretsin. Senin kızın babası polisliğe geri dönmüş. Ne? Tamam avukat, tamam. Tamam. O kadarı bastırdık, hiçbir işe yaramadı. Kapat. Neymiş? Adamın sicili tertemizmiş. Ne biçim işmiş bu anlamadım. O haydut elini kolunu sallayarak gezecek mi şimdi? Tamam baba, sinirlenme o kadar ya. Hüsnü Çoban o kadar da kötü bir adam değil. Benim de hatam var o gece olanlarda. Rahat duramadım. Ne diyorsun sen Cem? O adamı mı savunuyorsun bana? Hayır, savunmak gibi değil de. Yapma Cem Allah aşkına. Bana bak. İşler yatışır diye gevşeyip o adamın kızıyla bir daha görüşmek yok. Çok fena olur Cem. Çok fena, anladın mı? Tamam baba ya, sakin ol. Bak, bence gevşe biraz sen, ha? Bak otur bir şeyler iç. Ne yapayım, getireyim mi sana bir şeyler? Ama müdürüm, nasıl yaparım? Yaparsın.
Ben diyorsam yapacaksın kızım. Hadi. Tamam. Adamların kiralama şirketine bıraktığı kimlikler sahte. Ümit Aksoy da Dursun Yerinceli'de birkaç yıl önce ölmüş şahıslar. Mezardan kimlik yani. Eski numara. Adamların görüntüsü yok mu elimizde? Sistemden eşleşmedi mi eşkalleri? Yok abi. Görüntü o kadar net değil. Yine de 3 kere tarattık ama eşleşme yok. Dur bakalım, çıkacak o araba bir yerden. Komiserim, civardaki diğer kameralar için de bastırıyorum karakolları. İyi olur oğlum, iyi olur. Bastır. Şirkette bir yamukluk yok değil mi? Kiralayanlarda yani. Ya bana yok gibi geldi. Ya bayağı yardımcı oldular. Evet. Arkadaşlar, bir adres soracağım size. Buyurun müdürüm. Zeytinburnu. Keçeler yol ayrımında 2 kilometre. Tanıdık mı? Yasemin. Ne yapayım? Sinyalden baktırdım müdürüm. Mecbur kaldım. Ne yaptın kızım ya? Kıza söylenmeyin. Neresi burası? Doğru dürüst anlatın. Müdürüm, bizimkilerin mekanı. Bizimkilerin? Ne yapıyorlar orada? Ya hiç, takılıyorlar. Ciddi olun biraz arkadaşlar. Takılıyorlar ne demek? Bana bakın, beni oyalamayın. İyi niyetimi suistimal etmeyin. Mesut'la Murat bir süredir orada müdürüm. Ali de yanlarında. Emniyet içinde elimiz kolumuz bağlanınca işleri dışarıdan takip etmek şart oldu. Neyi nasıl takip ediyorlarmış? Gidip bir bakalım üstüne. Gel benimle. Hadi anlat. Hatırladığım kadarıyla şurada bir yerde attılar gittiler. Ne demek hatırladığım kadarıyla lan? Evet. Burasıydı. Şu arka yoldan gel. Böyle gitmemiz lazım yani. Sonra? Sonrası... Hatırla lan! Koca kafa. Kime diyorum lan ben ha? Kapatayım mı lan yüzünü senin? Kapatayım mı? Yapma, yapma Cefe. Ne yapma lan? Senin yüzünden salak salak dolanalım mı? Açık hedef mi alalım? Hatırlayacağım, hatırlayacağım, hatırlayacağım. Olmuyorsa söyle aslanım. Tam kararsın yüzünü. Çekeyim mi perdeyi? Tamam, tamam, tamam. Tamam, hatırlayacağım. Tamam. Buradan sağa döneceğiz. 300 metre falan sonra sola. Ana yola çıkarken sağ yaptılar. Demek ki sol. Maşallah. Binseniz alan. Neyi bekliyorsunuz? Hadi. Hadi. İşte. Polis bizi sormuş Aziz Bey. Sordular ama sıkıntı yok. Hallettik. Arabayı ne yaptınız? Arka tarafa park ettik. Peşinize kimseyi takmadınız değil mi? Yok, çok dikkat ettik. Aferin. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Sen yine de polisle çok içli dışlı olma. Polis deyip geçme. Bazıları çok güzel oluyor. Emin misin burası olduğuna? Evet. Girişi geniş bir yer. Sağ tarafta bir oda var. Orada tuttular beni. Bence hala buradalar. Dikkatli. Herkes kendi kellesini korusun, karışma. Abi tamam mıyız? Ben tamam. Mesut abi. Başlıyorum. Cevheri bana bırakın. Allah kahretsin! Dikkat edin!
kaçıyorsun Cevher? Abi. Abi bitti. Tamam abi. Kaçtılar abi. Elimizdeydi adamlar. Kim elinizdeydi? Cevher. Ne? Cevher buradaydı. Üstlerine gidelim diye göndermişler. Ya bu salağı neden saldıkları belli oldu. Gittiğimiz adamlar bizi hazır bekliyordu. Ne diyorsun bu işe Korkut? Ne diyeyim abi, görmüyor musun? Baksana halime ya. Tamam. Uzatmayın. Yücel, götür baktır şu herifin yarısına. Sonra? Sonrasını görüşeceğiz. Kalk. Yürü. Cevher, sen de git dinlen hadi. Yorulmadım ki. Özlemişim Mesut'la kapışmayı. İyi geldi. Açıldım. Ama sizi yalnız bırakayım tabii. Konuşacaklarınız vardır. Bir şeyler yapman lazım. Farkındasın değil mi? Burası neresi? Ne yaptınız siz? Bugün burada olanlar, adamlarla tek başınıza nasıl bu kadar yakın temasa girersiniz?
Korkut meselesi, diğerleri. Kime nasıl anlatırız derdimizi? Anlatsak da anlayan yok ki müdürüm. Bu işin sonu nereye gidecek belli. Mekanı ben ayarladım. Buradaki düzeni, Korkut'u da ben kaldırdım. Her şey bende yani müdürüm. Yakacak adam aramaya gerek yok. Zamanını söyleyin yeter. Mesut. Mesut abinin yanlışı var. Yalnız değildi. İlk günden beri ben de buradaydım. Ben de. Sonradan haberim oldu ama her şeyi ben de biliyorum. Burada suç varsa ben de suç ortağıyım. Hepimiz ortağız yani müdürüm. Kimse tek başına değil. Kimse de tek başına yanmayacak. Öyle mi? Burada ne olduysa hepimiz içindeyiz müdürüm. Hepsi babam için. Koskoca Rıza babanın hakkını yediler. Gözünün içine baka baka dört duvara tıktılar. Korkut'un ifadesini aldım. Burada. Savcıya falan çıkartılmaz. İşimize yaramaz orada. Ama bir izle müdürüm. Her şey var içinde. Neyin içine düşmüşüz bir izle.